10. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları. Tuna Matbaacılık sayfa 48 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı sayfa 48 cevapları. Tuna Matbaacılık. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başındaki kutucuklara D, yanlış ise Y'ye yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını noktalı yerlere yazınız. Cevap. Doğru, bir meyoz ile kromozom sayısının nesiller boyu sabit kalması sağlanır. Yanlış, iki meyoz öncesi kalıtım maddesi kendine eşlemez. Meyoz öncesi kalıtım maddesi kendine eşler. Doğru, üç meyozda oluşan yeni hücreler ana hücreden farklı özelliktedir. Yanlış, 4 eşeyli üremenin temeli mitoz ve döllenmedir. Eşeyli üremenin temeli meyoz ve döllenmedir. Yanlış, 5 meyoz sonucunda kromozom sayısı yarıya düşmüş 2 haploid hücre oluşur. Meyoz sonucunda kromozom sayısı yarıya düşmüş olan 4 haploid hücre oluşur. Yanlış, 6 telofaz 2 evresinde her kromozom 2 kromatitten oluşur. Telofaz I evresinde her kromozom 2 kromatitten oluşur. Doğru, 7 meyoz adı DNA eşlenmesi gerçekleşmez. Doğru, 8 meyoz sonucunda birbirinden farklı genlere sahip 4 yeni hücre oluşur. Doğru, 9 eşeyli üremenin temeli meyoz ve döllenmeye dayanır. Yanlış, 10 meyozda diploid, 2 ne hücreden 2 adet haploid, ne hücre oluşur. Meyozda diploid, 2 ne hücreden 4 adet haploid, ne hücre oluşur. 10. Sınıf Tuna Matbaacılık Biyoloji Ders Kitabı sayfa 48 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.